İstanbul Valiliği engellilerin istismarına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı. Aynı sıkıntıların Ordu'da da yaşandığını bildiğimiz için bu uyarıyı biz de gündemimize almak istedik. İstanbul Valiliği engelli istismarına yönelik öyle bir uyarı yayınladı ki aslında bu uyarı Ordu için de geçerli. Engellilerin durumunu fırsat bilerek acite edenlere, onların üzerinden rant elde edenlere yönelik duyuru ve uyarı şöyle. Bazı birey ve gruplar engelliler üzerinden çeşitli şekillerde suistimal ve istismar çalışmaları yürütmekte, kamuoyumuzun hassasiyetini kullanarak ranta dönüştürme çabası içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. Engelliler adına veya yararına gazete, dergi, boyama kitabı, kırtasiye malzemesi, tiyatro bileti, hatta Atatürk'ün gençliğe hitabesi veya posteri gibi satış yapılmakta. Ayrıca konuyla ilgili ısrarcı olunmak suretiyle vatandaşlarımız rahatsız edilmekte. Bunun sonucunda şikayetler artarak devam etmektedir. Gerçekten engelliler yararına olup olmadığı bilinmeyen, hatta engelliler yararına olsa dahi engelli vatandaşlarımıza yönelen acıma duygularını körükleyerek onları küçük düşürmek suretiyle rencide etmek ve böylece sosyal statülerine zarar veren bu tür davranışların önüne geçmek amacıyla kurumlarımızın uyarılmasına valiliğimizce ihtiyaç duyulmuştur. Toplumumuzda mevcut bulunan engellilere karşı olumlu hassasiyeti de zedelemeden bu tür suistimal ve istismarların önüne geçmek maksadıyla tedbir alınması gerekmektedir denildi. Bu dergi sahtekarlık yapıyor. Bu dergi değil. Bunun gibi bütün dergiler sahtekarlık. Ben bir şey sorabilir miyim? Pardon. Beş gündüz hocam. Ben hazine bakarım. Ne güzel. Şimdi bunu bir dergi sahtekar. Şey sorabilir miyim? Söyleyeyim mi? Bu dergi sahtekar. Evet. Bunu kasıtlı olarak yapıyor. İşte engel vatandaşların bu işte duyarlılığını kullanıyor. Maalesef siz farkında olmadan aracı oluyor. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Beni evet. Çekerek söyleyeyim de. Abiciğim biz bunu Emniyet Müdürlüğü'nden izin alarak çalışıyoruz. Savcılıktan izin alarak çalışıyoruz. Zaten savcılık buna bakıyor, anladın mı? Değil, değil. Hani biz bunu elimize alıp da satmıyoruz. Öyle anladın değil, mı? Bu dergi, bu ve bunun gibi. Ha, derneğe bir şey diyemeyiz. Bu paramızı gönderiyoruz abi. Bir şey demiyorum bak, size söylemiyorum. Siz yapıyorsunuz demiyorum. Bu dernek ve bunun gibi dernek. Sahtekarlar. Bu bir şirket aracılığıyla yapılıyor. Ona saygı duyuyorum bak, ben saygı duyuyorum. Ordulara da söylüyorum, inşallah arkadaşımız yayınlar. Bu sahtekarlıktır. Ordu'daki ya da Türkiye'deki hiçbir engelli derneğine gitmiyor. Doğru. Pardon. Ordu'ya gitmiyor ki zaten. Hiçbir genel merkez Yalova Ordu. Hiçbir yere gitmiyor. Oraya da gitmiyor. Bakın orada da gitmiyor. Biz bunu biliyoruz. Bu derginin engellilere ne katkısı var? Gitmiyor. Nasıl ne katkısı var? 4 milyon para gidiyor engellilere. Ne alındı şimdi orada somut? Vallahi abicim ne alındığını bilmiyorum. Ya onlar bilemez. Ben sadece dergiyi gönderiyorum. Onlar bilemez. Onlar sadece dağıtımına yardımcı oluyorlar. Onlar bilemez. Doğal. Ben onlara söylemiyorum. Onların bilmemesi normal. Ama ben biliyorum. Bu ve bunun gibi dergiler hepsi sahtekar. Maalesef sizler alet oluyorsunuz farkında olmadan. Onu söylüyorum size. Biliyoruz kesinlikle. Bir tane değil bu. Çok var. Bir şirket organize ediyor bunu. Size bir şey demiyorum ya. Siz üniversite okuyorsunuz. Tahsilinize yardımcı olmak için bir katkı olsun diye çalışıyorsunuz. Ben buna saygı duyuyorum. Doğal da. Ben buna bir şey demiyorum. Bilmemeniz de normal. Ama bilin. Bakın diyorum bu kentte kent meclisi engelliler meclisi başkanlığı yaptım. Sakatlar Derneği'nde yıllarca çalıştım. Engelli basketbol takımının antrenörünü yaptım. Engelli babasıyım. Bu şehirde engellerle en çok uğraşan kişi. Tamam mı? Onun için bunu bana bir böyle değil falan diye boşa inatlaşmayın. Bu böyle. Bu ve bunun gibi çok var. Sahtekarlık bunlar. Aracı oluyorsunuz. Vatandaşları uyaran açıklamada çoğu durumlarda kişilerin hassasiyetinden yararlanılarak maksatlı şekilde satışla bağışın karıştırıldığı göz önünde bulundurulması gerekmektedir denildi.